Başka bir soru. Bir mezhebe, bir meselede, namaz gibi mesela, bağlanmak zorunda mıyım demiş izleyicimiz. Aslında genel manada herhalde mezheplerle ilgili bir sıkıntısı var. Bir mezhebe, bir meselede bağlanmak zorunda değilsen, o zaman o meselede kendi mezhebine bağlanmak zorunda kalırsın. Ters düşünelim bunu. Müçtehit olması gerekiyor. Mutlaka kendin görüşün bir mezhep olacak da. Ne yapacaksın orada? Namazı hangi mezhebe göre kılacaksın? Abdesti hangi mezhebe göre alacaksın? Hiçbir mezhebi tanımıyorsan o zaman başka bir mezhebe geçeceksin veya kendi mezhebin olacaksın. O zaman onu karıştırma o zaman. Doğrusu bir mezhebe tabi oldu, hiçbir şey sıkılacak mı? Bir imama tabi ol. Çünkü herkes kendi imamıyla ahirete çıkacak Allah'ın huzuruna. En iyi hangi imamı kendine uygun görüyorsan ona tabi ol, karışma. Yani namaza geldiğin zaman, imamın peşine uyduğun zaman sen kendi başına orada davranabilir misin? Davranamazsın. Namaz bitene kadar o imama tabisin. Selam vermeden ol, sen selam verirsen namazın bozulur. İmamı geçemezsin. Dolayısıyla bu dünya hayatında bir imama tabi ol, dört mezhepten birine tabi ol. Tevekkül et, işi onlara ısmarla, onlar Allah-u Teala'ya hesap verecek, sana ne lazım? Onlardan evvel sıkıntısı varsa Allah-u Teala onlara soracak onu. Onlar zaten müçtehit olduğu için isabetlerinde 2 derece veya 10 derece sevapları var. İsabetsizliklerinde gene 1 derece mükafat alacaklar. Çünkü onlar içtihat yaptı. Yani dinin anlaşılması için sabahlara kadar kafa yordular, araştırdılar. Az Efendimiz bir meselede diyorlar 20 sene düşünmüş fetva vermek için. 20 sene, hatta son döneminde vefat ederken bazı şeyleri ben bugün adı böyle yaptım, böyle olsa daha iyi olur diyerek değiştirdiği var, 5-6 mesele var böyle. Dolayısıyla öyle ben mezhebe göre yaparım veya mezhep dışından kendimce yaparım dediğin zaman mutlaka nefsine uyarsın. Kendi, sen ilmin yok, kaynaktan haberin yok, ashab-ı kiramı görmedin, kitab-ı sünneti iyi bilmiyorsun. Nereden yapacaksın, nasıl yapacaksın? Bu hayal konuşuyor bu insanlar. Bu Türkçe kitaplardan okumakla, internete bakıp da yazıp da oradan soru cevap almakla değil ki bu işler. Bu iş bir hal meselesidir. Mezhep meselesi bir hal meselesidir. Bir anlayış meselesidir. Bir Allah'ın verdiği bir ilhamdır. Onların çalışmaları Cenab-ı Hak kabul etti ve onları insanlara da kabul edilmesine uygun bir hale getirdi ve insanlar bunu kabul ettiler. Bu zamana kadar geldi. Nice mezhepler vardı ki kapandı. Yerlerinde şey kalmadığı için, yürütenler kalmadığı için kapandı. Ama dört mezhebin talebeleri, mezheplerin, imamların görüşlerini yazarak, yaşayarak, anlatarak devam ettirdiler. Bugün ya da geldi. Daha ne arıyorsun? Sana hazır bir din geldi. Niye işin var senin başka şeyden? Mezhepten mezhebe geçeyim derse bir insan sonunda dinden de çıkar ha. Mezhepsizliğe gider o iş. İmamları o zaman tahkir eder, imamları tenkit eder, imamların anlayışı nakıstır der, böyle bir hale düşer. Ondan sonra da kayar. Evet. Bu asırda bu mezhepsizlik cereyanı yayıldı. Bir mezhepten alırım diyen ancak müştehit olur. Tercih ashabı olur. İçtihada yakın bir ilmi dirayeti olan kişi onu yapabilir. O kendini bağlar. Sen yapamazsın onu. Biz mukallidiz. Biz taklit edeceğiz. Mezheplerin, imamların nasıl yapmış, ne etmişse onlara göre biz onu taklit edeceğiz. Taklitten biz çıkmış değiliz daha şu an. Taklitten çıkacak ilmimiz yok ki. Yani okullarda gördüğümüz eğitim ortada. Yediğimiz, içtiğimiz ortada. Yaşantımız ortada. Bu hayattan, böyle bir cemiyetten müştehit çıkar mı ya? Olmuyor şey. Ne konuşuyoruz? Asr-ı saadetten sonra müştehit çıktı. Asr-ı saadet, Efendimiz Aleyhisselam'ın nuruyla bu hale geldi. Tabi'in, tebe-i tabi'in, o dönemlerde de müştehitler zuhur etti. Onların meyvelerdir bu. Yani bizden ancak müştehit bozuntuları çıkar. Televizyonda görüyorsunuz işte. Bugün böyle diyor, yarın öbür türlü diyor, bugün başka diyor. Dolan baş, bu kalemun gibi değişik kılıklara giriyorlar. Bir şey yaptığını zannediyorlar ama alakası yok. Evvelki müştehitlerin adam kat'i olan nasla, ayetle, hadis-i şerifle, icmaile sabit olan hükümleri adam inkar ediyor. Bu nasıl müştehit? Bir müştehit evvelki olan konulara bir gelen müdahale edemez. Ayetle, nasla sabit olan, hadis-i şerifle, nasla sabit olan, içtihatla, icmaile sabit olan hususlara bir gelen dokunamaz. Ashab-ı kiramın görüşleri, ihtilafları da bilmesi lazım. O ihtilafların semeresini bilmesi lazım. Oysa mezhep imamların içtihatlarını da bilmesi lazım ki yapacağı içtihat tamamen zıt bir ters bir şey olmaması lazım. Bir akıl yönü olması lazım ki büyük ilim gerektiriyormuş.